Aslında biraz önce ana sayfa yani ilk sayfada bahsi geçen konuşma işte bana bu şu kadar sürede gerekiyordu ve bu kadar zaman tutuyor 8 ayda tamamlayacaktım mesela gibi şeyin konu olduğu proje bu proje. Burada bu aslında bilinen bir yapı yani bilmediğinizi tahmin ediyorum. Ancak Azerbaycan'da Bakü'de Zaha Hadid'in tasarladığı çok meşhur binayı biliyorsunuzdur. Onun hemen yanında, biraz sonra fotoğraflarda göreceksiniz zaten. Bir Coop Himmelblau tarafından tasarlanmış bir yapı. 22 bin farklı üçgen elemandan oluşuyor. Yani buradaki bu form cephe üzerindeki, cephe ve çatı üzerindeki üçgenleri tamamıyla birbirinden farklılaştırıyor. Hepsi üçgen ancak hepsinin kenar uzunluğu farklı. Ve bu yüzden de her bir üçgenin, ki bir de şöyle bir şey var. Bu üçgenler hani metalden kestik hadi oturtalım değil. Bu çünkü metalden kesik oturtalım dediğiniz zaman işte o zaman üstten geçecek bir hava akımı o panelleri uçurur. Bu yüzden her üçgenin kanatlarının katlanıp vidalarla sabitlenmesini gerektiriyor. Öyleyse bizim bu biraz sonra göreceksiniz. Üçgenlerin her birinin üretim çizimini çıkarmamız gerekiyor. Ve arkadaşımın söylediği şey ilk baştaki anekdot aslında buradan çıkıyor. Ve bunun yanı sıra ilk başta yüklenici firmanın başladığı noktada %56 olan plaka panel kullanım verimi, alüminyum kompozit panellerinin verimi %56'dan çalışmamız sonunda Mimar Gökhan Ongun belki tanıyorsunuzdur. %87'ye yükselttik. Bunu kullandığımız programda, algoritmada tamamıyla Grasshopper'da yaptık aslında. Yani Grasshopper her ne kadar çok basit ve eğlenceli bir program gibi sunulsa da bunun tam zıttında çok ciddi ve çok büyük ölçek. Yani şu anda bu 26 bin metrekarelik bir yüzey alanından bahsediyoruz. Çatısıyla beraber. Ve bu kompleksteyi toplam 22.060 farklı üçgen. Yani burada gördüğünüz her üçgen birbirinden farklı diyebilirim. Bazıları tekrar ediyor tabii ki düz yüzeylerde. Ancak çoğu farklı. Ve bunların üretim çizimi yani kenar kulakçık işte şu anda zaten gör. Kulakçıklarının çizilmesi, delik yerlerin açılması, işlemlerin yapılması gerekiyordu. Ve burada tüm fazların, faz diyorum çünkü proje o kadar büyüktü ki, yapı o kadar büyüktü ki bu yapının yüzeyi, çatısı, cephesi devam ediyor olsa da aslında farklı aşamalara bölünmüş durumdaydı. Yani bizim şu an burada gördüğünüz farklı renkler ve işte değişen sayılarda dörtgenler, üçgenler bir gereksinimin sonucu doğmuştu. Çünkü yani biz bu üçgenlerin hepsinin bilgisini verdik diyelim. Verilmiş olan bilginin ürüne çevrilmesi, dönüşmesi çok kısa sürecek bir iş değil. 22 bin tane üçgenden bahsediyoruz. Her biri değişen boyutlarda ve de. Burada yani aşama aşama renk renk ayrılmış şekilde üçgenleri görebiliyorsunuz. İşte faz 1'de 2434 tane üçgen var diyor. Ve 2434 tane farklı üçgen var aslında. Ve burada şimdi biraz yakınlaşmaya çalışacağım. Aslında her plakanın isimlendirmesi işte FA Faz 1 F 719. Bu F 719 F sırası 719 gibi bir şey tam hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Ancak kırmızı çizgiler kulakçıklarını, mavi çizgiler şu anda kırmızı ve siyah kesişiyor gibi görünüyor ancak o çözünürlük hatası olduğu için o şekilde aslında plaka kenarına tam sıfıra yakın bir şekilde 4 milim kalacak şekilde örneğin bir boşluk olmuş şekilde. Ve burada örneğin burada 1425 yanına 1426 geliyor çünkü yakın boylarda ancak sol tarafına 343 numaralı plaka ve 344 numaralı plaka geliyor. Ve bunların aslında hangisinin geleceğinin karar verilmesi işlemi veya plakayı hallettik. Bu şekilde yani burada 8 tane üçgen var ve toplam 22 bin tane üçgen olduğunu düşünürseniz hani kaç plaka gerektiğini aslında göreceksiniz. Ve eğer dikkat ederseniz şimdi burada ve alttaki plaka sol alttaki plaka bir yandaki plakadan daha ince. Çünkü bu genişlik ve incelik endüstri standartlarından gelen boyutlandırma. Yani Coop Himmelblau aslında kafasına göre bu üçgenlemeleri yapmış zamanda. Yani hiçbir optimizasyon, inceltme, kaygı gibi gütmeden ve bu verdiği kararların arkasından belli bir şeyleri toplamak için
süreci yaptık ve aslında gayet temiz çıktı süreç ve burada da bir aşamasını görüyorsunuz. Örneğin faz 1 tamamlanmış üçgenler, sol tarafta gri yalıtım malzemesi kaplanmış, üstüne fotovoltaik paneller gelecek, kaplamalar gelecek. Aşağı tarafta düzlemsel cephe elemanlarını görüyorsunuz. Onların tabanı hani çok kompleks bir proje aslında aşamaları. Yani bu tabii ki bir sürü yapıda bu şekilde ve örneğin burada tek eğimli bir yapı. Üçgenlerin seçilmesinin sebebi düzlemsel olmaları. Yani 3 noktayı seçerseniz uzayda mutlaka bir düzlemsel yüzey elde edebiliyorsunuz. Ve devamında hiçbir ekstra deformasyona ihtiyaç duymadan bu tek eğimli hale de girebiliyor. Burada gördüğünüz örneğin üçgenlerin tek eğimli şekilde bükülmüş olması bunun çok basit olduğunu gösteren bir yapı. Yani bunu siz de düşünebilirsiniz zaten. Evde bir kağıt alarak kağıttan küre yapmaya çalışırsanız veya yarım küre yapmaya çalışırsanız bunun imkansız olduğuna zaten kısa bir sürede baki olacak. Yani bunun farkına varacaksınız. Ancak istediğiniz gibi silindir yapabiliyorsunuz. Üçgen keserek bu üçgenleri de silindirik hale koyabiliyorsunuz ve hiçbir sıkıntı yok bunda. Yeter ki aynı doğrultuda eğiliyor olsunlar. Burada da yapının eğimli bir yüzeyi ve tek eğimli olduğu için, yani sadece üçgenlerin silindirik yönde eğildiği için hiçbir sıkıntı olmadan montajı gerçekleşmişti. Bu da yine montajın aşamalarından bir tanesi. Hani ve sonunda hata payı, hata yapmadan tamamladık süreci. Ne isimlendirme, ne boyutlandırma, ne üretim, ne montaj. Hani çünkü çok temiz bir isimlendirme ve rasyonizasyon süreci geçti. Bu arada bununla ilgili bir sorunuz var mı? Soruları alayım ben şimdi. Hocam benim bir sorum olacaktı aslında. Bu yüzeylerin belirlenmesi her ne kadar üçgen 3 köşe noktası olsa da 4 olsa da hani bir şekilde grasshopper'dan yapılabilir. Ama aslında benim biraz daha detaylı bir konu aklıma takıldı. Hani bu parçalar birbirine mi oturacak ya da ekstra bir bağlantı elemanıyla mı yapılacak? Bunlar da mı grasshopper üzerinden yapılıyor yoksa tek tek mi hesaplanıyor ki bu da biraz imkansız gibi. Burada gördüğünüz tüm data grasshopper'dan çıkan boyutlanma. Yani iki üçgen birbirine sıfır oturuyor gibi düşünüyoruz. İlk başta düşündük. Beni görebiliyor musunuz burada ellerimi? Stop presenting diyeyim. Şu anda beni görebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi iki üçgen birbirine sıfır oturuyor. Tamam. Ondan sonra yaptığımız iş bu üçgenler sıfır oturmasın diyoruz. Bir arada montajı için gerekli boşluk bırakılıyor. Diyelim 2 santim, 3 santim, 5 santim her neyse. Bu offset yapılarak çözülüyor. Artık üçgenlerimiz yeni boyutlarda ve bu üçgenlere bu sefer kulakçıklar geliyor. Üçgenler birbirine sıfır oturuyor. Tamam. Ve istiyoruz ki biz bu yüzeyde, bu yüzeyde vida takalım. Öyleyse bunların açılması gerekiyor bir miktar. Ve üçgenler birbirine sıfır oturduğu zaman hiçbir zaman bu vidaları takamayacağız. Öyleyse biz bunları offset diyelim ve küçültelim üçgenleri. Yeni boyutlarıyla üretelim. Ve yeni boyutlarıyla kanatları da, kulakçıkları da biz keselim. Yani burada arkada biraz önce gördüğünüz kırmızı çizgiler eğer hatırlarsanız hep üçgenlerden çıkan 90 derece kulakçıklardı. Ve onlar katlandığı zaman ki o kulakçıklarda vida yerleri de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Vidaların tam olarak alttaki konstrüksiyona örtüşmesi durumu oluşuyor. Ve kulakçıklar panellerde katlanıyor. Vidalanıyor iki taraftan her üç kenar için. Ve montaj her 22 bin üçgenin her birine bu şekilde yapılarak tamamlanıyor. Hangi programla tasarlanmış bu üçgenler diye sormuş. Yapının tasarımı hangi program bilmiyorum. Hani Popimelau hangi programda yaptıysa aslında o programda diyebiliriz. Ancak üretim çizimleri Grasshopper'da yapılmış durumda ve Rhino'da temizlenmiş durumda. Yani Rhino ve Grasshopper bugüne kadar bir sürü program kullandım aslında. Yıllardır kullanıyorum çeşitli değişen programları. Geldiğim son noktada Grasshopper'ın ve Rhino'nun, yani Rhino daha öncelikli olarak Rhino'nun gerçekten bir eksiğinin olmadığı yönünde. Yani zamanında başka programlar kullanmaya başlamıştım. Ve o programların aslında sıkıntılarını kullanırken tanık değildim. Yani düşünmüyordum çok. Ancak bu geldiğimiz noktada Rhino'nun ve Grasshopper'ın yapabildiği şeyler gerçekten limitsiz oluyor diğer programlar yanında. Çünkü hassasiyeti, hızlı tekrarlanabildiği, değiştirebilirliği, her şeyini sağlayan bir kurgu sunuyorlar. Üçüncü proje yine başka bir bağlam diyeyim, başka bir ölçek diyeyim. Bu sefer Bilkent'te, Ankara Bilkent'te
Bir YKD evi, YKD bir kısaltma ama şu anda tam hatırlamıyorum. Yapı bir mimar kulübü tarafından tasarlanıyor. Sonrasında Caner ve Onur Yüncü, belki tanıyanlarınız vardır, hayata geçiriyor. Ve projenin son aşamasında da yapı içerisinde büyük ihtimalle bu arka bahçedeki şu anda gördüğünüz çatıdaki eğri yüzeylerin içeriye uzamasını istediği için mesken sahipleri bize ulaşıyor, yükleniciler ve yapı içerisinde noktasal çeşitli çözümler sunuyoruz aslında. Örneğin bu giriş kapısındaki eğri yüzey şu an burada daha net görünüyor şu aşamada. Sakinlerin böyle bir tercihi olmuş, neden bilmiyorum. Ve yapının işte salona, mutfağa, merdivene vesaire, arka bahçeye çeşitli eğrili yüzeyler yapma isteğine girmişler. Burada da o girişteki eğrili yüzeyi görebiliyorsunuz. Biraz sonra bunların fotoğraf hallerini de göreceğiz zaten. Bu da salondan bir görünüm. Eğer dikkat ederseniz arka duvardan zaten eğimli yüzey, koridorun üzerinden geçen tavanda da çeşitli eğimli yapılar var. Verdiğimiz data, bu çizgiler her biri düzlemsel eğriler aslında. Bu eğriler şu anlama geliyor. CNC tezgahında bu eğriler üretilebiliyor ve üretilen şeyler yukarı monte edildiği zaman burada gördüğümüz geometriye erişebiliyoruz. Eğer dikkat ederseniz yapının içinden dışına uzayan bir eğri yüzey salonun tavanında ve bu şekilde yapıldı gerçekten de. Veya burada bir tık daha kompleks küresel bir yüzeyle tamamlanıyor. Bu ilk gördüğümüz girişteki eğrili yüzey. Burada gördüğümüz yüzeylerin hassasiyeti daha yüksek olmasına rağmen işçiliğin düşük seviyede olması, kontrolün bu kaygıyı gütmüyor olması ortaya çıkan geometrilerde çeşitli sıkıntılara mahal verdi. Arka bahçedeki dış mekan. Bu ışıklardaki süreksizlikler aslında normalde göze çarpmaması gerekirken işçilikten ötürü çok ciddi hatalara sebep verebiliyorlar. Yansımalarda da bunu görebiliyoruz. Sağ yukarı kıvrıldığı yerde, gökyüzünün yansımaya başladığı yerde süreksizlikleri okuyabiliyorsunuz aslında. Burada koridor tavanındaki eğri yüzeyi de, salon üzerindeki eğimi de çok net görebiliyorsunuz. Bu iyi bir fotoğraf veya aynı yerin daha geriden görünüşü. Ve son proje olarak da bu sefer yine başka bir ölçek, yani başka bir bağlam. BNP Paribas biliyorsunuzdur bankayı. Onun Brüksel'deki merkez binasının çatısındaki iç avlunun etrafında yer alan parçaların üretim içinden çıkması aslında. Bu da her ne kadar basit görünse de yani şu an sol taraftaki imajın orta avlusunu görebiliyorsunuz değil mi? O şekli aklınızda tutun. İşte o burası. Ve buranın genişliği 110 metre. Toplam 238 farklı plaka var. Şu anda net görünmüyor. Daha detaylı baktığımız zaman plakaların her birinin üzerinde kanallar var. Değişen genişliklerde kanallar. Kanalların şeyi de genişlikle açıklıkları da dikdörtgen yapıda değil, trapezoid yapıda ve alt genişlik ve üst genişlik ve bir de aşağı genişlik ve dış genişlik farklı olduğu için aslında kompleks bir geometri oluyor ve bir de üzerine bunlar eğrisel bir yüzeyde oluşan geometriler. Yani burada her parça yaklaşık 140 santim genişliğinde, değişen genişliklerde tabii ki, 3 farklı, yani en ince, bir orta ve geniş kanalı görebiliyorsunuz. Ve sol ve sağ kenarlarında da bu plakaların, yani burada gördüğünüz üst üste binme durumunu sağlayacak geometrilerde olması gerekiyor. Yani burada gördüğünüz sol kenardaki erkek diyeyim binme sistemi sağ taraftaki dişiyle birleşiyor ve aslında sürekli bir geometri sağlıyor. Burası yazdığım Grasshopper kodu. Milimetre hassasiyetinde bir şey sağlıyor. Burada rastgele bir tanesini seçiyorum. Yani her plakanın farklılaşan şekillerde aynı mantıkta kurulması. Yani konuşmanın başlığı olan aslında çokluğu ölçmek sözü tüm örneklerimde görebileceğiniz bir durumdu. Ancak burada artık en üst noktası. Çünkü her ne kadar çok basit gibi algılansa da kanalların trapezoid yapısı, buradaki erkek ve dişi binme detayları. Yani burada eğik bir yüzey var ve o eğik yüzey diğer kenardaki yapıyla tam olarak birleşiyor. Zaten burada görüyorsunuz. Yani iki plaka birbirine tam oturuyor. Arada vidalama için gerekli olan boşluk sağlanıyor.
Yani hiçbir zaman iki parça birbirine sıfıra sıfır oturma diye bir durum söz konusu değil mimarlıkta. Her zaman her parçanın kendi özgün boşluğu, boyutları gereken bir yapıda oluyor. Mesela bir yerde hata yaptığınızda hani onların tam detayları çünkü gerçekten zor ve hani tekrar yapmak gerekiyor. Mesela bunu yaptınız mı? Onu çok merak ediyorum. Hani orada küçük bir hata olsa aman kalsın mı dediniz yoksa tekrar yap tekrardan yaptınız mı? Bunu merak etmiştim. Şimdi iki ihtimal var aslında. Birincisi hata yapmıyoruz. Hata yapma gibi bir lüks yok çünkü. Yapacağın tek iş var diye bir söz vardır biliyorsunuzdur belki. Yani aslında bu uğraşın bu kadar girift bir hale gelmesinin sebebi hatayı ortadan kaldırmak. Ve bu yüzden gösterdiğim projelerin hiçbirinde son proje haricinde yani son bir önceki proje haricinde işçilerin yaptığı hatalar dışında verdiğim data anlamında hata yaptım sıfır. Çünkü hata yapmak bir lüks. Çünkü o senin malın değil ve o mal üzerine bir ahkam kesiyorsun. Ve o ahkamı kestiğin zaman eğer ki hata yaparsan ay pardon ya yanlış yapmışım demek gibi şansın yok. Hatayı da programı yapma gibi ihtimal yok. Çünkü yazdığın program, kod bu şekilde oluyor. Ve bu yüzden gösterdiğim projenin örneğin ilk projeden başlayarak onu da bizzat yer aldığım için söylüyorum. Hata yapmadık. Çünkü ay dalmışım dersem bu sefer arkadaşıma karşı bir mahcubiyet olacak. Tüm fakülteye karşı bir mahcubiyeti geçtim. Bunu istemediğim için yani dikkatli olmak gerekiyor. Her aşamasında attığım adımı kontrol etmek gerekiyor. Ve hani mimarların böyle bir lüksü maalesef yok. Plakanın arasındaki kanallar ne amaçla yapıldı? Plakanın arasındaki kanallar vidalamayı sağlamak için. Oraya bir tornavida en azından girmesi gerekiyor çünkü. Orada iki plak arasında oluşan mesafe yani sıfır olması durumunda tamamen bir imkansızlığa giderken ikincisi de şöyle bir yaşam var aslında. Hani hem yani plakları birbirine sıfır oturttuğumuz zaman bu kimseye bir şey sağlamıyor. Çünkü sıfır diye bir şey yok iki plak arasında. Hani sıfırın anlamı 0.001 olsa bile sıfırdan farklıdır. Öyleyse o boşluğu anlamlı bir miktara çekmek gerekiyor zaten. Bir de bunun pratik sebepleri bulunmakta işte tornavida girmesi, vida girmesi, makine girmesi. Ekran yüzden kanallar mimari tercih tamamıyla. Hiçbir sebebi yok. Tamamıyla estetik ve tamamıyla neden yapmayalım ki böyle bir şey denmesi. Bu yansımaları, ya eğik yüzeylerle yapılmış bir konut projesi vardı gösterdiğiniz. Yansımaları biraz işçilikten dolayı evet. Yansımalarının problemli olduğu. Hocam işçilik doğru olsaydı dahi bu yansımalar hesap edilerek yapılabilir miydi o eğimler? Yani hayır. Yansımaları tek tek hani bütün projeyi etkileyecek bir durum sırf ışık dolayısıyla değiştirilebilir miydi? Ya da kontrol edilebilir bir durum mu bu? Şimdi insan girdiği noktada öyle değil böyle bir hata olacak. Bu kaçınılmaz. Günümüzde artık hani YouTube'da da iyi aslında bu videolara rastlayabiliyorsunuz. Tavsiye ederim bu arada çok ilginç işlemler, makineler var. 5 eksenli, 6 eksenli, 7 eksenli, 9 eksenli dahi makineler, robotlar üretime geçmiş durumda artık. Bu eğri yüzeyler esasen bu robotların yapacağı bir iş. İnsanların yapması diye bir ihtimal yok. Eğer ki silindir seviyesinden, silindirin eğrisinden daha kompleks bir şey yönlüyorsanız mutlaka hata olacaktır. Yansımada olur, bir an görünüşte olur, dokunuşta olur. Yani bir görme engelli veya gözünü kapatmış bir insan elini yüzeyde oynatır, iyi olmamış der. Bunun bir kaçma ihtimali yok bunun. Hani böyle bir şeye örneğin tavsiye ederim. Eline bir cetvel, çıta, metre her neyse düz bir eleman alsın ve duvarda yürüsün o elemanı. O duvarın düz olmadığını göreceksiniz. %90 ihtimalle. Kontrol etmek imkansız. Hata dediğimiz şey o kadar yaygın ki özellikle Türkiye'de inşaat sektöründe insan girdiği noktada bu hatanın olmaması ihtimali yok. Mutlaka bir yardımcı ekipman gerekiyor ve ustalar bunu çoğu zaman kullanmayı tercih etmiyorlar. Eğer ki kontrolör, müteahhit, mühendis vesaire bunu diretmez.